İran devriminin henüz başında ABD ile ilişkileri kökten etkileyecek bir olay yaşandı. Üniversite öğrencileri 4 Kasım 1979'da iç çatışmaların, istikrarsızlığın kaynağı olarak gördükleri ABD'nin büyükelçiliğini bastılar. Baskın 3 saatte tamamlandı. Ancak tam 444 gün boyunca 52 çalışan rehin alındı. Sadece zenciler ve kadın görevliler serbest bırakıldı. Dönemin öğrenci liderleri eğer biz o gün elçiliği basmasaydık devrim elimizden sabun gibi kayıp gidecekti diyor. Öğrencilerin bastığı o elçilik binasına ulusal kanal girdi. İşte ABD elçiliğinden çok özel kareler. Bu oda telefon dinleme işlerinin yapıldığı özel oda. Baskından sonra ele geçirilen belgelerde ABD'nin Şah dahil birçok önemli ismi dinlediği ortaya çıktı. En gizli odaya bu kapıdan giriliyor. Şifreli kapıdan geçmek için kilo, boy, parmak izi kontrol ediliyor. Ayrıca retina taraması yapılıyor. Yıl 1979. Şifreli kapıdan geçilerek girilen odada ABD'deki yetkililerle görüntülü görüşme yapılıyor. Çok özel bilgiler uydu aracılığıyla ABD'ye aktarılıyordu. Yine çok özel yapılmış odalardan biri gizli planların yapıldığı dinlemelere karşı camla kaplanmış toplantı odası. 3 saatlik baskın sırasında elçilik görevlileri gizli belgeleri kağıt kıyma makinesinde yok etmeye çalıştılar. Birçok özel belgeyi incecik parçalara ayırdılar. Ancak öğrenciler bu belgeleri sabırla birleştirdiler. Kurtarılan belgeler 81 cilt halinde yayınlandı. 41. cilt Türkiye ile ilgili belgelerden oluşuyor. En çarpıcı fotoğrafı en sona sakladık. ABD elçilik binasının tam ortasına yerleştirilen bu pano, mazlum bölge halklarını ABD emperyalizmine karşı mücadeleye çağırıyor adeta. Türk bayrağı en öne yerleştirilmiş. İran bayrağının yanı sıra Filistin, Suriye, Lübnan gibi ülkelerin bayrakları var. Büyük Orta Doğu Projesi'nin hedefindeki ülkeleri bir yumruk gibi birleşmeye davet ediyor. Üniversite öğrencilerinin baskınından sonra ABD ile tüm diplomatik ilişkiler kesildi. Bugün İran'da 4 Kasım günü emperyalizmle mücadele ve gençlik günü olarak kutlanıyor. Hem de yüz binlerin katıldığı mitinglerle.